Bu oluşturmamızda Autodesk Inventor'daki görünüşlerin yönetimine bakacağız. Görünüşlerin yönetimi altından kullanacağım teknik resim dosyasını açıyorum. Burada birçok değişik görünüş oluşturulmuş durumda. Yeni bir sayfa tanımlamak için Browser penceresinin boş bir alanına gelip sağ tuş menüsünden New Sheet demeniz yeterlidir. İkinci bir sayfa açılır ve aktif duruma gelir. Sayfalar arasında gidip gelmek için çift tıklamanız yeterlidir. Şimdi burada bulunan kesit görünüşünü diğer sayfaya aktarmak için görünüşü işaretliyorum. Farenin sol tuşuna basılı tıklıyorum ve diğer sayfanın hemen altına bırakıyorum. Böylece bu kesit görünüşü ikinci sayfaya aktarmış oldum. Çift tıklayarak ölçeğini değiştirelim. Ve görünüşün sayfanın ortasına gelmesini sağlayalım. Sayfa 1'e döndüm. Tuşların döndürülmesi de mümkündür. Bunun için Browser penceresinden döndürmek istediğiniz görünüşü buluyorsunuz, işaretliyorsunuz ve sağ tuş menüsünden Rotate komutunu çalıştırıyorsunuz. Açılan diyalog kutusu farklı seçeneklere göre döndürme işlemini sağlayabilir. Yatayda ya da düşeyde döndürme, döndürmenin yönleri buradan ayarlanabilir. Saat yönünün tersi diyelim ve burada görmüş olduğunuz kenarı işaretleyelim. OK ile döndürme işlemini gerçekleştirmiş olduk. Bu görünüşü tutup çekiştirirsem, dikkat ederseniz buradaki görünüşte herhangi bir şekilde bir hizalama ilişkisi bulunmuyor. Hizalama ilişkilerini de tanımlamamız mümkündür. Bunun için hizalanacak görünüşü işaretleriz. Sağ tuş menüsüne basıp Alignment altından Vertical komutunu çalıştırırız. Daha sonra düşeyde hizalanacağı diğer görünüşün işaretlenmesi istenir. Bunu işaretlediğimiz an iki görünüş düşeyde hizalanmış olur. Görünüşlerin kopyalanıp başka bir sayfaya atılması da yine mümkündür. Kopyalanmasını istediğiniz görünüşü geliyorsunuz, sağ tuşa basıyorsunuz ve kopya diyorsunuz. Yeniden boş bir alana gelelim ve New Sheet komutuyla yeni bir sayfa tanımlayalım. Yine sağ tuş menüsünden Paste ile görünüşü çizime yerleştirebilirim. Bir miktar ölçeğini değiştirelim. Ve OK ile devam edelim. Daha sonra görünüşlerin yine sağ tuş menüsünden Delete ile silinmesi mümkündür. Bunun dışında görünüşlerden istediğiniz nesnelerin üzerine gelip bunlarla ilgili düzenleme de yapabilirsiniz. Sağ tuşa bastığımda Properties komutuyla Edge Properties diyalog kutusu açılır. Şu anda çizgi tipi katman tarafından belirlenmektedir. İsterseniz bunu değiştirebilir. Aynı zamanda renk olarak da farklı bir renk atayabilirsiniz. Benzer şekilde nesnelerin görünürlüğünü de değiştirebilirsiniz. Nesne işaretlenip sağ tuş menüsünden Visibility komutu çalıştırıldığında bu işaretlediğim nesne gizlenmiş olur. Gizlenmiş nesnelerin yeniden görüntülenmesi için yine sağ tuş menüleri kullanılabilir. Burada yer alan Show Hidden Edges gizlenmiş olan kenarları gösterir. Bunların işaretlenmesiyle yeniden görünür kılınması mümkündür.